Sayın Vali Yardımcım, Sayın Rektör Yardımcım, Tekkeköy Belediye Başkanı Yardımcım, Sayın Yüksekokul Müdürüm, saygıdeğer iş adamları, değerli basın mensupları, saygıdeğer velilerimiz, sevgili öğrenciler. 19 Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demirçelik Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenine hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, sizlere programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı, mezun olan öğrenciler adına konuşma, protokol konuşmaları, dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesi, mezuniyet belgelerinin verilmesi, kep fırlatma. Arkadaşlarımın saygıdeğer aileleri, hepiniz hoş geldiniz. 2 yıl önce çıktığımız bu yolu bugün burada sonlandırıyoruz, mezun oluyoruz. Yorucu vize ve finalleri geride bırakıyoruz. Bu öğrencilik hayatımızın bittiği anlamına gelmemektedir. Okulumuzu burada sonlandırıyor olmamız bizim burada kaldığımız anlamına gelmemektedir. Bıkmadan usanmadan hayatımızda düşe kalka, engelleri yıka geçe, kesilen aydınlığa yanan bir mum olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Hepimiz birer ışık olacağız. Buradaki bu bitiş hayatımıza yeni bir başlangıç olacaktır. Alfabenin öğretildiği o küçük sıralardan geçerek geldik biz buraya. Bize bildiklerini sabırla ve sevgiyle öğreten hocalarımızın emeği bugün burada takdir edilmemizi sağlamaktadır. Artık hocalarımızın bize kattıklarını kullanma vaktimiz gelmiştir. Sizler de hedeflerinizi belirleyin ve yılmayın. Unutmayın ki isteyince başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Bugün burada kocaman bir aileye veda ediyoruz. Her ne kadar gülümseyerek konuşmayı yapsam da içimdeki hüznün sizde de olduğunu hissediyorum. Buradaki insanları bırakmak beni üzse de ben inanıyorum ki yıllar geçse de dostlarımızı, hocalarımızı gülümseyerek hatırlayacağım. Burada okurken zaman zaman derslerden, özellikle o vize ve final sınavları işte en çok onlardan şikayet ettiğimiz oldu. O zamanlar bize üniversitenin değerini sonradan anlayacağımızı söyleyenler vardı. Haklıydılar ki şu anda şu konuşmayı yaparken bile zamanın nasıl geçtiğini ve buraya nasıl geldiğimi düşünmeden edemiyorum. Başta usanarak adım attığım bu üniversiteden şimdi hüzünle ayrılmak durumundayım. Bu her ne kadar üzücü olsa da buradaki hocalarımın, dostlarımın bana ilk attığını hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sene okul birincisi Kimya Teknolojileri bölümünden çıktı. Bu onuru taşımanın gururu içerisindeyim. Elbette ki bu birinciliğin tek muhatabı ben değilim. Sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunacak olursam, beni bugüne getiren, benden sevgisini, ilgisini, desteğini esirgemeyen, her zaman arkamda olduğunu bildiğim aileme, özellikle abime ve 2 senedir aynı sırayı paylaştığım bana hem arkadaş hem kardeş olan ablama, her zaman yanımızda olan, kimi zaman bizleri zorlayan, kimi zaman da bir arkadaş gibi bize yardımcı olan değerli öğretmenlerimize, özellikle bize çok çok emeği geçen, her sıkıntımızda çözüm arayan, güler yüzlü, tatlı dilli Tülin hocamıza çok teşekkür ederim. Ali yardımcım, sen protokol üyeleri, çok kıymetli öğretim elemanlarımız, kıymetli velilerimiz, değerli basın mensupları ve çok kıymetli öğrencilerimiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle rektörümüz Profesör Doktor Sait Bilgiç Bey'in programları dolayısıyla, yoğun programı dolayısıyla katılamadılar. Kendilerine selam ve saygılarını size iletiyorum. Velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ettiği dileklerini iletiyorum sizlere. Bugün üniversitemiz için
hasat günü. Biz de bugün sabah başladık bu tura. Önce Terme Meslek Yüksekokulu, sonra Çarşamba'da iki yüksekokulumuz, meslek yüksekokulumuz. En nihayetinde Yeşilyurt Meslek Yüksekokulumuzda bu hasat, bugünkü hasat törenimizi sonlandıracağız. Birkaç şey söyleyip sözü gençlere bırakacağım çünkü gün onların günü. Önce annelerden babalardan başlayalım. En kıymetlilerinizi bizlere teslim ettiniz. Onlar 2 yılın sonunda akademik anlamda büyük bir birikim kazanarak sizlere geri dönüyorlar. Dolayısıyla bunların, bu öğrencilerimizin bugün bu hale gelmesinde emeği geçen hocalarımıza, öğretim elemanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Çünkü gayretleri ben biliyorum, burada Yeşilyurt'ta sanayinin içerisinde hocalarımızın özel gayretleriyle bu çocuklarımız akademik anlamda bir yerlere geliyorlar. Onlar için onlara da teşekkür ediyorum. Gençler, artık 19 Mayıs Üniversitesi mezunusunuz. 19 Mayıs Üniversitesi bölgemiz için, ülkemiz için marka bir üniversite. Ve de bu üniversitenin mezunu olarak sizlerden beklentilerimiz var. Hayata atılırken, hayatın zorluklarını gezinirken bu üniversitenin mensubu olduğunuzu unutmayacaksınız. Onun için... Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, değerli iş adamları ve yöneticiler, saygıdeğer veliler ve yöneticilerimiz, sevgili öğrenciler, okulumuzun 7. mezuniyet törenine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Yeşilyurt Demirçelik Meslek Okulu, OSB içinde kurulu Türkiye'deki 8 okuldan bir tanesi. 311 tane OSB var ve bunun sadece 8 tanesinde bu tip bir okul var. Bizim görevimiz teknik okulda mezun edip tekniker yetiştirmek. Ama bu teknikerleri daha nitelikli hale çıkartmak istiyoruz. O yüzden önümüzdeki yıllardan itibaren de artık iş yeri eğitimleriyle gündeme geleceğiz. Öğrencilerimiz iş yerlerinde de eğitim aldırmayı planlıyoruz. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmenin tabii ki yolları var ama bunu stratejik planlarımıza koymak zorundayız. Kademe kademe bir şekilde bu geçişi artık okulumuzda başlatıp bitirmek istiyoruz. Bu yıl ilk defa biyomedikalde mezun vereceğiz. Toplamda 7 programımız var, 6 bölümümüz. Bu bölümlerin altında 7 program ve 7 yıldır, yani bu 7.si defa olmuş oluyor. 7. kez mezuniyet töreninde tekrar bir araya geldik. Benim sözü çok uzatmadan bazı tavsiyelerim olacak. Hocamın da tavsiyesi olduğu gibi benim de bazı maddeler sıraladı. Bunlara dikkatle dinlerseniz sevinirim ve sıralamaya başlıyorum. Sevgili mezunlarımız, 1. Çalışma hayatınızda kendinizi iyi bir takım oyuncusu gibi hissetmeniz gerekiyor. 2. Öğrenmeye açık olmalısınız. 3. İşinizi ciddiye alın, mış gibi yapmayın. 4. Bilek gücünüzü ve beyin gücünüzü kullanın. 5. İş fırsatı çıktığı anda atılın, tecrübe kazanın. 6. Teknik problemleri çözerken hem kompleks hem de çocuk gibi basit düşünün. 7. Hata ve başarısızlıklarınızdan ders çıkartın. 8. Zamanınızı israf etmeyin, planlı kullanın. Hepinizi tekrar tebrik ediyor. Organ sanayi bölgelerine tekniker olarak sizleri uğurluyoruz. Sadece bu OSB değil, 311 tane OSB sizleri bekliyor. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Teşekkür ederim.
Orhan Tarık Çetin, Yusuf Can Sırca, Derya Öztürk, Tuğba Dadaşoğlu, Görkem Çekiç, Eren Tekin, Mehmetcan Albayrak, Ümmü Gülsüm İsaoğlu, Orgun Gökmen Hırçın, Kemalcan Cincili, Mehmet Koçyiğit, Caner Ercan, Yusuf Yavuz, Muhammed Sağın, Erol Usta, İlyas Çağlar, Mehmet Tunçtürk, Seyit Akdağ, İsmail Yıldız, Hakan Gümüş, Mahmut Uyuntu, Ahmet Orhan Güner, Kamil Güneş, Ahmet Turan Cansever, Erdem Koçalan, Emircan İslamoğlu, Yiğit Bayram, Hikmetcan Türkel, Oğuzcan Cantürk, Salih Yücel, Uğur Atasever, Yunus Emre Kontaş, Salih Sezer Saka, Furkan Kaya, Emre Dursun Gümüş, Mehmet Düzgün, Ebru Gedikoğlu, Cansu Yıldırım, Melike Aktaş, Ebru Çelik Kanat, Erencan Ağar, Taner Gecik, Yiğit Demircioğlu, Emine Okuyucu, Melike Tut... Şimdi de programın en heyecanlı aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Mezun öğrencilerimizin kepatma merasimi için huzurlarınıza davet ediyorum. Hazır mısınız? Evet.